ve son derece önemli. Narin cinayeti. Günlerce, haftalarca konuştuk. Hepimizin içi yandı. Bu cinayeti kim işledi, neden işledi sorusuna tam olarak yanıt bulamadık. Mahkemede yapılan yargılamalar, o yargılamalar sırasında verilen ifadeler üzerinden pek çok değerlendirme yapıldı. Hatırlayacaksınız, mahkemede aile meclisi toplandı mı sorusuna aile üyeleri hayır biz aile meclisi toplamadık demişlerdi. Ancak şimdi ekrana getireceğimiz ve Telebir.com.tr'de yayınlanan aynı zamanda özel haberimiz var. Aile Meclisi'nin Enes'in arkadaşını sorguladığı görüntüler var. Aile Meclisi'nin Enes'in arkadaşını sorguladığı ve ona neyi nasıl yapması gerektiğine dair talimat diye tırnak içinde tanımlayabileceğimiz ifadelerin de kullanıldığı, ses kaydının da olduğu özel görüntüler şimdi ekrana gelecek. Güren ailesinin bu silinen kayıtları geri alınabildi ve o görüntülere Telebir.com.tr'den muhabirimiz Ersin Eroğlu ulaştı. Şimdi 8 Eylül Narin Güran'ın cesedinin bulunduğu günün bir gün öncesi 7 Eylül'deyiz. Ertesi gün Narin'in cansız bedeni bulunacak. Bir gün öncesinde aile meclisi toplanmış. Toplantı nerede? Tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesi burası. Bakın bu kamera görüntüleri silinmiş. Bu önemli. Yani toplantı var. Saklayacak bir şeyiniz yoksa görüntüleri de silmezsiniz. Silinen görüntüler geriye alınarak şimdi o toplantıda nelerin konuşulduğunu anlamak mümkün oluyor. Sesler biraz boğuk bir kısmı, tam olarak anlaşılamıyor. Onun anlaşılabilmesi için görüntü seslerinin temiz olarak alınabilmesi için şimdi ayrıca incelenecek. Görüntü çok net, yani kimlerin olduğu çok net görünüyor. Görüntülerde Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran var ve Enes'in bir arkadaşını ile konuşuyorlar. Şimdi o görüntüleri ekrana getireceğiz. Konuşmalar tabii Kürtçe konuşmalar var. Dolayısıyla belki değil, izleyicilerimizin anlayamayacakları konuşmalar olabilir. Ne konuştuklarını da anlatacağım. Ama bir görüntüyü bir ekrana verelim arkadaşlar. Hep beraber şöyle bir tam ekran. Evet, burası bir kez daha söylüyorum. Erhan Güran'ın bahçesi. Aile meclisi burada toplanmış. Bakın en arkada baba var, Arif Güran. Diğer aile üyeleri var. Baran Güran yine orada. Görebildiğimiz kadarıyla. Ve burada sesler çok karışık. Orada sorgulanan bir kişi var. O sorgulanan kişinin ne dediği bu kayıtlarda tam olarak anlaşılamıyor. Anlaşılan kısmını aktaracağım. Anlaşılan kısmı hemen videonun girişinde Enes'ten bahsediliyor. Enes'ten bahsediliyor. Ve videonun birinci dakikasında böyle birinci dakika 13. saniyesinde söyle arkadaşlarım diyen bir ses geliyor. Sonra soru soran kişi söyleme ben bilmiyorum de söyleme deyip bir de küfür ediyor. O küfürü YouTube kuralları gereği şimdi söyleyemeyeceğim ama Türk filmlerinde çok gördüğümüz Kemal Sunal'ın çok kullandığı bir ifade öyle ağır. Bakın burada itti. Bunu biraz geri alalım şimdi. Burayı geri alalım arkadaşlar. Bu anı bir alalım. Bakın burada ona söyleme, ben bilmiyorum de, söyleme diyor ve çocuğu itekleyip meclisten dışarıya doğru atıyorlar. Burada hani neyi söylememelerini istediği, ne oldu o gün bir anlat deyip dinledikten sonra söyleme, ben bilmiyorum de, söyleme ifadesinin açık biçimde duyulduğunu söyleyelim sizlere.
Evet, bu yine başının. O kısmı bir sarabiliyor muyuz arkadaşlar? Peki, şimdi itecek oradan, alacak mı? İtecek değil mi? Orada bir kişi sorgulanıyor. Bakın, o sorgulanan kişi alındı. Oradan uzaklaştırıldı. Ama bu söyleme denildikten sonra yapılan bir uzaklaştırma. Aile meclisi toplanmadı diyorlardı. Toplanmış bir aile meclisi var. Dolayısıyla kamera görüntüleri silinmiş. Yani Salim Güran'ın cep telefonundan görüşmelerini silmesi gibi aynı zamanda aleyhlerinde bir delil olarak görülebilecek ailenin değerlendirilebilecek görüntüler de silinmiş. Bu görüntüler 7 Eylül gecesine ait. Yani 8 Eylül'de Nari'nin cansız bedeni dere kenarında bulunmadan bir gün önce aile üyeleri bir genci, Enes'in bir arkadaşını aralarına almışlar. Ona ne bildiğini soruyor. Sonrasında da söyleme. Ben bilmiyorum de diyerek küfredip itip gönderiyorlar. Onu söylemiş olayım. Bir kez daha geliyor. Konuşmalar Kürtçe. Dolayısıyla çözülebilen yerleri var. Tam olarak anlaşılamayan o boğuk sesler arasında, karışık sesler arasında tam olarak anlaşılamayan konuşmalar da var ama bu konuşmaların temizlenebilmesi mümkün mü? Tam olarak ne söylendiğini başlangıçtan itibaren ortaya çıkartmak mümkün mü? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu görüntüler dava dosyasına yeni girdi. Bu silinen ve geri alınabilen bu görüntüler dava dosyasına yeni girdi. Dava dosyasına giren görüntüleri Tele1.com.tr'den muhabirimiz Ersin Eroğlu bu görüntülere ulaştı ve biz de şimdi size o görüntüleri ekrana taşıyoruz. Aile meclisi toplanmadığının doğru olmadığı anlaşılıyor. Salim Güran'ın ben o gün cinayet günü dere kenarına hiç gitmedim sözlerini yalanlayan görüntüler de hatırlayacaksınız ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla mahkemede verilen ifadeleri çürüten, mahkemede doğru söylenmediğine ilişkin kimi sanıkların görüntüleri ortaya çıkıyor. Ailenin 7 Eylül'de bir araya gelerek yaptıkları bu toplantıda sorguladıkları gence söyledikleri bilmiyorum de, söyleme bilmiyorum de ifadesi herhalde bu davanın seyrini değiştirecek nitelikte sevgili izleyiciler. Evet, bugünün çarpıcı Narin cinayetinin sonrasında ortaya çıkan bu görüntüleri Tele1 ana haberde özel olarak ekrana getirdik. Şimdi neyle devam ediyoruz diye bakıyorum. Özel hastane skandalı. Peki, 8. gün sorgular devam ediyor. Tutuksuz sanıklar çıkıyorlar, konuşuyorlar. Peki bugün neler oldu? Hemen bir bakalım. İddianameye göre para için bebeklerin ölümüne neden oldular. SGK'yı dolandırarak ceplerini doldurdular. Özel hastane çetesi yargı önünde hesap vermeye devam ediyor. Duruşmanın 8. günü tutuksuz sanık hemşire Ceren Hatice Kırım'ın savunmasıyla başladı. Kırım savunmasında iki maaş almasıyla ilgili soruya yanıt verdi. Maaşını hastaneden aldığını iddia eden Kırım, "Bana Medisense'den gönderilen bir ücret vardı. Yeni doğan ünitesinde uzun yıllar çalıştığım için geliyordu. Kaynağını sorgulamadım. Bunu mesai ödemesi olarak alıyordum. 5'te biten mesaimden 10 gibi çıkıyordu. Eve toplu taşımayla gitmiyordum, taksiyle gidiyordum. Bu emeğin karşılığı olarak düşünüyorum." ifadesini kullandı. Kırım, "Sana şirketten gelen paraları kendin mi alıyordun yoksa dağıtıyor muydun?" sorusu üzerine, "Fırat Sarı'nın istifa eden sekreterinin işini bir süre yaptığını belirterek, kendisinin istediği kişilere paraları gönderdim. Gelen her paranın çıkışı oldu. Maddi menfaatim yok. Benim üzerime bir hattım vardı. Çıkarıp Fırat Sarı'ya vermiştim. Kullanıp kullanmadığını bilmiyorum. Daha sonra hattı kapattım." dedi.
Ardından Beylikdüzü Medilife Hastanesi Başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz savunmasını yaptı. 35 yıllık doktorum. Suçlamaları kabul etmiyorum sözleriyle savunmasına başlayan eski CHP'li meclis üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olan Ahmet Atilla Yılmaz, "Biz avukat bulmakta çok zorlandık. Tüm sanık avukatlarına çok teşekkür ediyorum. Bu dosyanın adı nedeniyle avukat bulamadık. Tüm sanık avukatlarına çok teşekkür ediyorum," dedi. Ardından ihmalli davranışlarda bulunup o para bebeğin ölümüne neden olduğu iddia edilen sanıklardan hemşire Ayşe Gizem Büyükköleş savunma yaptı. Mahkeme başkanının "O para bebek kötüleştiğinde herhangi bir doktoru aramak aklınıza gelmedi mi?" sorusuna Büyükköleş şu yanıtı verdi. Doğukan Taşçı, bir durum olursa kendisinin aranmasını söylediği için bebek kötüleştiğinde o aranmıştı. Bebek kötüleştiğinde direkt ilacı turşa kapatıyordu. Çünkü ilaç sersemleten bir ilaçtı. Bebek biz nöbeti devralırken hayattaydı. Dağılım yapmıştık. Görev dağılımı. Bebek eksi olsaydı dağılım yapılmazdı. Bebeğin günlüğüne 20 bin lira alınacak diye bir şey duymuştum. Doğukan öyle söylemiş. O yüzden kabul edilmiş bu bebek. Gece hastanede doktor bulunmazdı. Nöbet listesinin olup olmadığını bilmiyordum. Mesleği öğrenmek için ilk kez çalışmaya başladığım yerde böyle bir şey yaşadığım için çok üzgünüm. Ardından tutuksuz sanık Doktor Şeyhmuz Çelik savunmasını yapmak üzere kürsüye geldi. Özel hastane çetesinin ortaya çıkmasına neden olan savcı Yavuz Engin'e teşekkür etti. "Bu olayın ortaya çıkmasında emeği olanlara, savcıya teşekkür ederim. Hakan Doğukan hasta ailelerine ve 112'ye kendisini Doktor Şeyhmuz olarak tanıtmış, bebekleri alıp para karşılığı başka hastaneye sevk etmiş. Hakan Doğukan Taşçı için Fırat Sarı'yı aradım. Hep görevini ihmal etti, işini yapmadı. Aradığımda açmadı. Fırat Sarı bana hiçbir zaman düzenli ödeme yapmamıştır. Hastaneden maaşımı aldım. Hakan Doğukan Taşçı'nın disiplinsizliklerini, servis düzenini bozduğunu Fırat Sarı'ya söylememe rağmen hiçbir şey yapmadı. Hayatımda hiçbir örgüt kurmadım, örgüte üye olmadım, örgütün dediklerini yapmadım."